O batıda ırkçılık adına yapılan şeylerin hoşgörülebilir olduğunu olduğunu söylemek için, bunu ifade etmek için açıkçası anlatmıyorum bu olayı. Fakat şunu da göz önüne alalım. çok kültürlü dediğimiz hayat kolay bir hayat değil. Yani öteki ile tolere edilebilir bir ilişki kurmayı gerektiriyor. Hoş görmeyebilirsin ama tolere etmek zorundasın onun yaşamını, gündelik hayatını. Çünkü kültürel olarak senden farklı birisi var karşında. Ve iş yerinde, üniversitede, okulda, birçok yerde, trende, otobüste, şurada, burada, şehir merkezinde, her yerde, markette karşına çıkıyor bu insanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok kültürlü anlama açısından tekrardan ifade ediyorum. Türkiye'de çok kültürlü bir toplum yapısı yok. Çünkü genelde homojen kültürden yani daha çok daha homojen bizim kültürümüz ee, diyebiliriz Avrupa'ya kıyasla ee, Avrupa ülkelerinde birçok yerde bunu görebilirsiniz yani birçok yere gittiğiniz zaman e, hep farklı insanlar yani sadece Londra'da değil bizim İstanbul'da olduğu gibi e, en küçük bir kasabaya bile gitseniz orada bile farklı ötekiyle karşılaşabiliyorsunuz e, diyebiliriz e, Batı'da her ne kadar şu anda hem siyasi anlamda hem e, sivil toplum kuruluşlarının reaksiyonları anlamında bu çok hoş görülmemeye başlanmış olsa da kesinlikle çok kültürlü bir toplum yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Bu gittikçe tolere edilebilirliği azalıyor bunun kesinlikle. Bu çok kültürlülüğün eğitime yansıması nedir ona gelirsem. Eğitimde arkadaşlar çok kültürlülük bu çok kötülü toplum yapısının getirdiği bir şey. Yani bir arada yaşanmamız lazım bizim bu insanlarla. Dolayısıyla da bir arada yaşıyorsak bir zaman sonra bu insanlar artık bizim vatandaşımız. Yani bu devletler Fransa bir zaman sonra Fransızların ülkesi değil olmadı. Yani o 2. Dünya Savaşı sonrası işçiler yerleşti falan. Fransızların sadece Fransızların ülkesi olmaktan çıktı. Almanya sadece Almanların ülkesi olmaktan veya işte diğer modern ulus devlet yapısında ciddi bir değişimin olduğu bir safhadan bahsediyoruz. O dönemsel bir değişiklik var orada. Ve bu devletler artık şunu söylemeye başladı. Ya bunlar bizim vatandaşımız ve bize e, vergi veriyor bu insanlar. Dolayısıyla bizim bunlara yönelik e, politika da üretmemiz gerekir. Nedir mesela? Eğitimde e, politika öğretimi. Yani çok kültürlü eğitim dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Eğitimde toplumda olan çok kültürlülüğün, o kültürel yelpazenin eğitimde karşılık bulması diyebiliriz biz çok kültürlü eğitime. Bunu demiştim İngiltere'de ırkçı karşıtı, ırkçılık karşıtı eğitim, anti-racist education olarak çıktı. Fakat Amerika'daki o multicultural education daha çok kullanılan kavram bizim de bugün çok Türkiye'de de yani literatürde çok kültürlü eğitim diye geçiyor kesinlikle. Bunun en bariz unsurlarından bir tanesi. Daha somut şeyler üzerinden gidelim. Çok dilli eğitim. Çok kültürlü eğitim nedir? Yani kültürlerin çeşitliliğinin, o kültürel yelpazenin eğitimde yansıtılması nasıl sağlanabilir? Kesinlikle çok dilli eğitimle. Çünkü farklı kültür demek, farklı dil demek. Buradan e, tabii ki diğer kültürel unsurlarla birlikte dil en başta yer alıyor. E, çok kültürlü eğitim, kesinlikle çok dilli eğitimle vardır denilebilir ve çok dilli eğitim dünyada birçok uygulaması var şu anda dünyada birçok ülkede bir çok uygulamasından bahsedebiliriz çok dilli eğitimin bizim ülkemizde de açıkçası özellikle etnik farklılıklar üzerinde daha önce bahsi edilen tartışılan söz konusu edilen politik olarak da sosyal bir mesele olarak da konuşulan e, ...gündem yapılan açıkçası bir mevzu. Çok dilli eğitim. E, Kürtler üzerinde tabii ki. Kürtçe üzerinde. Kürtçenin seçmeli ders yapılması e, gibi... işte ...ana dilde eğitim tartışmalarının olduğu yıllar özellikle. E, Kürt açılımının olduğu yılları hatırlarsak. Bu e, bizim ülkemizde ilgilendiren bir mevzu açıkçası. Çok dilli eğitimi farklı şekillerde yapan ülkeler var. Biz o örnekler üzerinden gidelim. Bunlardan birisi Kanada örneğe bakın. Kanada... E, çift dilli bir eğitim yapıyor. Fransızca ve İngilizce eğitim veriliyor, ana dilde eğitim. Ve bu iki dili aynı zamanda da ana e, resmi dil kabul etmiş. Yani hem Fransızca hem İngilizce ülkenin resmi dili. Ve ikisi de ikisinde de ana dilde eğitim hakkı alabiliyorsunuz. Böyle bir model. İspanya'ya gidersek Bask ve Katalan bölgelerinde Katalanca ve Baskça eğitim alabiliyorsunuz. Fakat Resmi dil İspanyolca ve İspanyolca da öğreniyorsunuz. Böyle bir model. Kosova mesela çok yeni bir ülke Balkanlarda değişik bir model var. Eğer etnik bulunduğunuz etnik yapı, mevcut nüfus mevcudu olarak bulunduğu bölgenin nüfusunun %10'unu oluşturuyorsa, ana kendi ana dil, dilinizde eğitim alabiliyorsunuz. Mesela Türkler e, Prizren'de %10'unu oluşturuyor o bölgenin nüfus olarak ve ana dilde eğitim alma haklarına sahipler alabiliyorlar. E, böyle bir model geliştirmiş onlar da ve orada da yanlış hatırlamıyorsam Sırpça, Arnavutça e, bir, bir dil daha var sanırım ama Sırpça, Arnavutça neyse 2-3 dil, dil resmi dil olarak seçmişler. Bu 2-3 dilden birini seçeceksin. Yani Türkçe eğitim alabilirsin. Ama Türkçe resmi dil değil. Dolayısıyla bu iki dilden işte ya da üç dilden birini de öğrenmek zorundasın aynı zamanda. Çünkü resmi dil bunlar diye bir model geliştirmişler. Yani dolayısıyla öğretilen dillerin hepsi resmi dil olabilir. Öğretilen dillerden bir tanesi resmi dil olup bir sürü dilde eğitim yapılabilir. Birkaç tane resmi dil olup resmi dilden daha fazla dilde eğitim yapılabilir. Üç modelden bahsediyoruz bakın burada. Ee, çok dilli eğitim nedir? Ee, kültürü taşıyan e, en birinci unsurlardan bir tanesi dildir. Yani Mehmet Kaplan'ın dil ve kültüründe çok e, güzel anlatılan bir mevzu bu. Ee, dil, kültürün intikalini, gelecek nesle intikalini ve yaşanabilirliğini sağlayan mekanizmadır aslında, unsurdur. O yüzden dilin yok olması zamanla kültürün de yok olması anlamına gelir. Burası kesinlikle böyle. Çok dilli eğitim, o yüzden çok kültürlü eğitim için bir vazgeçilmezdir. Eğer etnik bir farklılığın olduğu yerden bahsediyorsak, çok kültürlü toplumda sadece dini olmayan kesinlikle çok dilli eğitimin söz konusu edilmiş olması gerekir. Bu tabii ki Avrupa'da birçok ülkede yok. Mesela İngiltere'de çok dilli eğitim sağlanmıyor. Veya Almanya'da Türklerin ana dilde eğitim alma hakları yok biliyorsunuz. Fakat birçok ülkede var. Yani dünyada bunun örneklerine yani internete yazmanız halinde bile karşılaşabilirsiniz. Birçok Avrupa ülkesinde, birçok Amerika kıtasındaki birçok ülkede ve Asya'daki birçok ülkede bununla karşılaşabiliriz. Çok dilli eğitimle, çok kültürlülüğü sağlamaya yönelik, tesis etmeye yönelik önemli bir politika. Çok dilli eğitim. Bu olması da gerekiyor açıkçası. Neden olması gerekiyor? Bakın bir örnek aldım buraya. İki dil bir bavul. Eğer seyretmediyseniz seyredin. Belgesel, film. İki dil bir bavul biliyorsunuz. Urfa'nın Siverek köyü yazmışım buraya ama bu yanlış. Siverek ilçesindeki Demirci köyü yanlış hatırlamıyorsam. Oraya atanan bir öğretmen, emir öğretmen. Muğla'lı diye yine hatırlıyorum. Buraya not almamışım sanırım. Evet. Emri öğretmen atandığında, e, atanmadan önce şöyle bir şeyi hiçbir zaman tahayyül etmemiş. Kendi ülkemde e, anlaşamayacağım insanlar var mı acaba? Böyle bir şeyi tahayyül etmemiş olabilir. Anlaşamayacağım insanlar var mı bu toplumda? Ya da işte Kürt denildiğinde bu insanlar bizle aynı yani diye düşünerek e, gitmiş görevine başlamış ve öğrencileri Kürt. Ee, Türkçe öğretecek fakat öğrencileriyle anlaşamıyor. Ee, çünkü Türkçe bilmiyorlar. Ve e, normalde bir insanın yurt dışına çıktığı zaman yaşayabileceği derecede bir kültür şokuyla karşılaşıyor. Bu insanlar farklı bir dilde konuşuyorlar yani. Ve işte o zaten o dilin kültürü belirleyen unsurun unsur olduğu gerçeğiyle açıkçası karşılaşıyor o köyde. Ve ee, bu yapım neyi anlatıyor bize? Şunu anlatıyor. Çok dilli eğitimin ne kadar hayati aslında bir fonksiyonu olduğunu anlatıyor. Çok kültür toplum yapısını yerleştirmek için, kültürü yaşatabilmek için dili de ne kadar önemsememiz gerektiğini söylüyor bize. Çünkü çok kültürlü eğitimin olmadığı yerde çok dilli eğitim kültürü etkilediği gibi aynı zamanda o insanların, mesela Kürtlerin Türkçe öğrenip hayatlarına, eğitim hayatlarına ve daha sonraki yaşantılarına Türkçe ile devam etmelerinin e, o gerekliliği... E, ...ister istemez eğitim hayatlarında veya iş hayatlarında Türk arkadaşları kadar başarılı olamamalarını da netice veriyor. Bunu da bunun çok önemli neticeleri var. E, bu benim aynı zamanda doktora tezim. Çünkü e, eğitim perspektifinden Kürt meselesi. Bununla alakalı da birkaç böyle e, gazete yazısı da e, kalem almıştım. Onlara da bakılabilir. Dolayısıyla çok dilli eğitim kesinlikle e, dil bir kere insanın en temel hakkı yani kendi dilini ana dilini konuşabilmek zaten insan hakları evrensel beyannamesinde de her insan kendi dilini öğrenme hakkına sahiptir. Bu temel bir haktır e, ve kültürünü yaşatabilmek için ve bir toplumun çok kültürlü toplum kurabilme, inşa edebilme, tahayyülü varsa ki bu e, Gerçekten yüksek bir idealdir, böyle değerli bir idealdir. Bunu kurabilme şeyi varsa çok dille eğitime odaklanması gerekir. Ben birçok ülkede bunun gelecekte daha da önemli olacağını düşünüyorum çok dille eğitimin. Çünkü kültürel topluluklar arttıkça ülkelerde ister istemez kendi kültürlerini yaşatabilme amaç şeyleri, o ihtiyaçları, o arzuları daha da artış gösterecek ve bu ister istemez buna yönelik bir politika çözümünü politika üretim yöntemini zorunlu kılmış olacak ileride diyebiliriz. Diğer milli eğitimdeki diğer etkileri bunları bir dahaki haftaya bırakayım burada sona erdirelim videoyu sağlıcakla kalın arkadaşlar görüşmek üzere.